Evet sevgili Usta TV dostları, şu anda Gündüz Bey'in en tatlı mekanındayız ve bu mekanda neler varmış çok merak ettim. Buraya tabii ki gelmekle de çok iyi ettim. Yeşil Vadi'deyiz ve gördüğünüz gibi arka fondaki gibi yepyeşil. Doğaya bakıyorsun, doğa capcanlı. Böyle içeride mis gibi bir hava var ve gerçekten insan vücudunu titreten bir hava var. Çok esintili bir hava var. Tabii bunları size yakından göstereceğiz. Bakalım içeride neler varmış, neler yokmuş. Hemen Yeşil Vadi'nin içerisine girdik ve bu gerçekten çok süper bir yer. Herkesin buraya gelmesini vurguluyorum çünkü amanın arı varmış burada da. Ve devam edelim bakalım yukarıda. Gördüğünüz gibi mesire yerleri dahilinde, güzel su sesi de dahilinde bütün otantik görünüm tabii ki Yeşil Vadi'de. Ve bakalım burada neler var. Uyumak isteyenler için yer de yapılmış. Burada tabii gece konaklayan var mı yok mu bilmiyoruz ama herhalde daha yeni biri bizi gördü, kaçtı buradan. Bakalım daha neler var Yeşil Vadi'de. Eminim ki bu su içilen bir su mudur? Sence içilen bir su mudur? Evet, yok dedi. Demek ki içilmeyen bir su. Ve peşlerine verelim. Bir tanesini yakaladık. Ve gördüğünüz gibi burada balık da var. Bakalım bunu böyle annesinin yanına gönderelim. Biz de ne yapalım böyle? Efendim? Şöyle bakalım neler varmış. Ve o balıklar da var. Hemen annemi durduralım. Balıklar anneciğim canlı mı? Evet canlı. Evet gerçekten canlı. Tamam ablacığım, biz sana karışmıyoruz. Sen artık gerekeni yapıyorsun ablacığım. Ve o balıkların da çıktığı yer bu suyun içi. Ve gerçekten balıklar dipte ne kadar görünüyor bilmiyorum ama güzel bir mekan. Ve şuradan yukarıya bakmanızı gerçekten istiyorum. Ve Yeşil Vadi tepesinde bir ışık ve onun tepesinde de ne mutlu Türk'üm diyene bayrağımız var. Türk bayrağımızı da dalgalandırmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Mustafa TV dostları, gördüğünüz gibi çarşı pazar ekibi olarak şu an Yeşil Yurt'un Gündüz Bey tarafında çok güzel bir mekandayız. Neresi tabii ki burası? Yeşil Vadi. Ve Yeşil Vadi'de şöyle ablam benim yemem için ne yapmış amanın? Balık yakaladı. Şimdi ben bu balığı elimle tutabilir miyim? Evet tutabilirsin. Bu tarafa getir o zaman. Şimdi balığı nasıl tutacağım? Tabii balığı tutamıyorum. Abla bu kayıyor ya. Ha balık düştü vallahi. Lan kafasından nasıl düştü diye bilmiyorum ki. Ağzı var abi. Aman gir aşağıya. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda capcanlı alabalık elimde ve bunu çiğ yememi beklemeyin benden. Tabii bu birazdan pişecek ve sofralarımıza gelecek. Bizler de bunu afiyetle yiyeceğiz. Evet. Ablacığım kaç yıldır balık yakalıyorsun? Bu sene yakaladım. Bu sene yıldır başladım. Bu sene evet, evet. Nasıl bu balıklar? Alabalık çok güzel. Bunu ister ızgarada ye, ister yağda, hoppa, tereyağlı. Gerçekten güzel. Evet. Tabii bu muhabbeti devam ettireceğiz ama evet, öncelikle şu acıkmış karnımızı doyurmamız lazım. Ondan sonra ne yapacağız? Yeşil Vadi'de tura çıkacağız. Oo, süper yerleri de var. Bakalım buralarda neler varmış. Kafayı neredeyse vuruyorduk. Ve o bayrağın yanına doğru ilerliyoruz.
Şöyle bakalım. Oh be. Şu manzaraya bakın. Ve evet sevgili Vuslat TV dostları, bakıyorsunuz zirvedeyim ve Türk bayrağına ulaşma hedefindeyim de buradan orasında artık çıkamıyorum. Bu kadar başarı bana yeter diyorum ve gerçekten suyun geldiği nokta da çok güzel. Buradaki görüntü de çok güzel. Takip etmeye devam ediyorsunuz. Bakalım neler varmış. Tabii bunu kameramanımız size tam detaylı olarak manzara dahilinde her yeri gösterecek. Evet, gerçekten ezan okununca açılan çiçek ve biraz yakınlaşabilirsek gerçekten açılan çiçek ya. Ve şu çiçeğe bakın, yerinde ve gerçekten yavaş yavaş açılan çiçekler. Ezan-ı Muhammed'i artık selamlıyorlar mı? Gelişine işaret ediyorlar ve gerçekten süper bir çiçek. Bu çiçeği hemen şöyle abimizi buraya alalım. Abicim seni bir alayım. Bu çiçeği bana şöyle kısaca bir anlatabilir misin? Ekran başında bizi izleyen sevgili dostlarımız da bu çiçeğin hikayesini öğrensin. Mesela ve şuraya bak. Bak nasıl açıyor. Şöyle çekelim hafiften. Ve çiçeğin açılışına bakın ya. Harbiden mucizevi ha. Görüntüye bak ya. Ve bu çiçeği bize şöyle kısaca bir anlatabilir misin abicim? Öncelikle tabii seni bir tanıyalım. Ben Aykan Lafçı, Yeşil Vadide İşletmecisiyim. Size nasılsın diyebilirim. Allah'tan bir gelen bir güzellik diyeyim size, nimet. Ezan okununca, selası okununca yavaş yavaş açmaya başlar çiçeklerimiz. Sadece Ezan-ı Muhammed ezan, okununca evet. Mı yoksa sela falan okunduğu zaman da? Ezan, selası, sabah, öğle, akşam diye gider bu çiçekler. Ve sonradan geri kapanıyor mu peki? Çiçekler ölür, tomurcuğa binerler sonra. Sonradan geri kapanıyorlar. Kapanma değil. Ha böyle kuruyorlar. Kuruyorlar, sonra tohumlar. Sonra bu şekilde tohum çıkartıyor yandan ve devam ediyor. Devam, evet. Gerçek. Peki bunun hikayesi yaz kış mı yoksa sadece tek yazın? Tek yazın açılan çiçek. Mesela görenler. Ve şu çiçek de bakın daha yeni baktım, fark ettim. Şu kapalı bir şekildeydi ve gözüm tamamen onun üstünde ve açılıyor. Tabi ezan-ı Muhammed de bittiği için o da durdu artık. Tabii. Demek ki nefesi o kadar yetti. Öyle mi diyelim? Akşamın ikinci yatsısında. Yatsı ezanımız okunduğu zaman da tabii ki o çiçekte ve bu çiçekte tam çıkacakken Muhammed Bey şöyle bir gösterebilir miyiz? Tam çıkacakken ezan-ı Muhammed'in bitmesiyle tabii ki çiçeğimiz öyle yarıda kaldı. Ve gerçekten Yeşil Vadide bu çiçeğe canlı bir şekilde şahitlik edebilirsiniz diyorum. Ve izlemeye devam edin efendim. Ve gerçekten Yeşil Vadi'nin işletmecisi olarak içeride mesela böyle otantik bir görünüm, her taraf doğa, yemyeşil. Ve burada meyve olarak hangi meyveler var? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii efendim. Size şu anda olacak meyvelerimi sayayım. Şurada elmayı gördüm tabii. Elmam var. Gündüz Bey aşçısı şeftalimiz var. Ondan sonra az ileride üzümümüz gözükmektedir. Ve şeftali. Şeftali. Güzel bir şeftali. Elmayı göstereyim ben. Elma da ağaçta artık buradakileri yemişler. Buraya da zürafayı bekliyoruz. Uzun boylu bir abimiz olduğu zaman gerek kalmadı ve elmayı şöyle görüyoruz. Ve bunu da çaldırıyoruz. Bari diğerini de ben alayım. Heh. Temiz midir? Temizdi. Temizdir. Doğru. Hemen de temizdir. Vallahi güzel. Peki buraya gelenler ne yiyecekler burada? Ne yiyeceklerimiz size var? Size başlayalım. Mesela restoran kısmımız var. İlerideki şimdiki göreceğiz yukarı çıktığımızda. Mesela bu kısımlarımız kendiye kendi pişir sistemi. Mangalını kendin dışarıdan... Kendiniz pişir, kendin yiyin. Evet. Abi. Dışarıdan etinizi, şeyini, yemeklerinizi alırsınız. Burada güzellerini yiyebilirsiniz. Buraya gelen ne parası ödeyecek size? Masa parası 10 lira. Sabah gelin, gece 12'ye kadar. 10 lira. Evet. 12'ye kadar oturabilirsiniz. Alkolsüz olduğu için. Ha, güzel. Kesinlikle yasaktır zaten. Bu çok güzel ve gerçekten
aileye mahsus bir aynen, mekan. Evet. Bunu vurgulamak istedik ve alkol tarzı içecekler burada. Bu beyaz çiçek mi, meyve mi o? Bu çiçek. Evet sevgili Vustat TV dostları, şöyle hemen annemizi gördük ve annemizin yanına geliyoruz. Annemiz daha yeni yakalamış olduğumuz balıkları ne hale getirdin anne? Temizledim, tuzladım, unladım. Şimdi kızartacağım. Yardın mı bunları? Evet yardım. Temizledim. Şimdi ne yapacağız? Yağ koyacağım, kızartacağım. Afiyetle yiyeceksiniz. Vallahi ellerin dert görmesin. Afiyet olsun. Bir bakalım nasıl yapacaksın. Canım gel böyle, gel, 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 gel. Yanıma gel. Ve bakıyoruz. Abla elini yakmayasın ha. Dördü sığmadı, ne olacak? Bundan sonra kızartır. Sonra mı olsun? Evet. İyi öyle olsun. Sığmadı. Peki bizi izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Balığın ustasıyım, gelin tadına bakın. Evet, balığın ustasıyım. Gelin tadına bakın. Afiyetle bir daha yesin. Söyle anneciğim. Söyle. Balığın ustasıyım. Evet. Bir mani tarzında söylemeni istiyorum anne. Bir söyle. Bir kafiye redif uydur hele. Ne uyduran bir şey uyduramam. Uydurursun. Bundan koydum. Ha, koydum. Vallahi evet. Sığdırdım vallahi. Evet. Ha, buldun mu? Aferin. Evet sevgili Mustafa TV dostları, yakalamış olduğum balıkları ben yakaladım tabii ki. Şimdilik ne yaptık? Ablamız pişirdi. Abimiz bize yardımcı oldu. Salatamızı hazırladı. Ve şimdilik bunu bize ne düşüyor? Yemek sadece. Nasıl yiyeceğiz afiyet bunu? Yani nasıl yiyeceğiz? Çatal kullanmadan. Direkt bir dalayım böyle. Kılçığınızı ayıracağım. Bak şimdi bak. Kılçığınızı ayırın. Hiç benim gibi bir müşteri geldi mi buraya? Nasıl bir müşteriyim Allah'ım? Gene abi. En güzel. Bana sadece düşen kısmı bu. Bunu tabii bizim arkadaşlar yolda getirirken yemişler. Şöyle. Bunu yapan annem de tereyağlı. Tereyağı kokuyor. Tereyağından kızarttım. Ne? Tereyağından kızarttım. Geri tereyağından pişirdim, güzelleğin afiyetle hazırladım. Geri tereyağından bir de üzerine döktüm. Afiyetle Allah yiyeceksiniz. Olsun. Biz de afiyetle yiyeceğiz. Şifa çok olsun. Teşekkür ederim. Şifa olsun. Burası neresi? Gündüz Bey Yeşil Vadi. Yeşil Vadi'ye herkesi ama herkesi bekliyoruz. Biz de afiyetle yemeğimizi yiyoruz. Evet sevgili Vustat TV dostları, Yeşil Vadi'deki maceramız tüm hızıyla devam ediyor ve saatler böyle ilerledi. İlerleyince tabii biz de üzerimize şal giymek zorunda kaldık. Giymek derken yani sadece üstüme attım. Çünkü gerçekten hava çok serin burada. Ve çok tatlı bir serinliğe sahip burası. Tabii benim vücut buna alışmadığı için malumunuz üstüme şal giymek zorunda kaldım. Ve gerçekten ziyafet üstüne ziyafetle karşılandık biz Yeşil Vadi'de. Bunun için öncelikle bir daha ismini sorabilir miyim? Aykan. Aykan Bey'e geleceksiniz, diyeceksiniz ki burada bizim programcılar gelmiş diyeceksiniz. Serdar Turan ve ekip arkadaşıyla birlikte bir ziyafet menüsü hazırladınız. Aynı ziyafet menüsünü sizler de tabii burada ne yapacaksınız? Afiyetle karşılayıp yiyeceksiniz diyoruz. Ve şimdi bizim sefamızda ne var? Sefamızda ne var? Şu anda balıktan sonra çayımız geldi. Çaydan sonra tatlı, tatlılarımız. Ne var? Köz, köz ateşinde çay. Ve gerçekten kaldırayım bir de üstten çek istiyorsan. Tabii 4 kişilik çay bu dedik. Adamlar 30 kişilik çay yapmış, kimseye söylemeyin. Evet ve bir de işin çok güzel bir tarafı, benim programımın artık yeni ismi Yemekteyiz oldu. Allah'ım. Yemekte tabii değiliz. Biz gerçekten Yeşil Vadi'nin
manzarasıyla, doğasıyla, güzelliğiyle iç içe bir yemek sefamız oldu. Bir tanıtım sefamız oldu. Gerçekten buradaki arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve son olarak neler söylemek istiyorsunuz bize? Siz onu anlatırken ben bir yandan da çay doldurayım diyeceğim. Çayı dökerim onun için. Öncelikle mikrofonu size şöyle uzatalım. Size şimdi ne diyebilirim? Geldiğiniz için teşekkürler ederiz. Bizi de seçtiğiniz için. Mesela siz veya başkaları herkese aynı davranırlar. Müşteri yani donanımından. Ayrım gayrım yok. Buradan nasıl gördüyseniz masada aynı şekilde gelir. İstediğiniz şekilde. Gerçekten sevgili Vustar TV dostları, ekranları başında bizleri izleyen değerli dostlarımız, bu ortamı, bu güzelliği kaçırmayın diyoruz ve ben hemen afiyetle çayımı içeceğim. Kendiniz yapıyorsunuz. Annemiz yaptı. Yalancı. Beni kandırma. Ben çayımı içeceğim. Evet sevgili Mustafa TV dostları, birlikteliğimiz şu anda Abdullah Gül Parkı'nda devam edecek. Ve şöyle hemen köşede annem, ablam, abim, kardeşim, büyük amcam hepsi beni bekliyorlar. Kimi çektin mi? Şunları. Yok, ben önce seni çekeceğim. Merhaba anneciğim. Merhaba canım. Nasılsın annem, iyi misin? Elhamdülillah iyiyiz valla çok şükür. Kızımı oğlumu gezdirmeye getirdim. Ben de sandım kızıma koca bulmaya geldim diye. Ama yok, kızımın kocası var. Kızımın anne kocası maşallah var. Gençlere taş çıkartacak bir durumdasın ha. Koltuk altında cüzdan. Bana çok herhalde. Çok var ya, bir telefonum var içinde yalnız. Tek telefon. Telefonu da burada tutuyorsun. Ama anneciğim teknolojik cihazlar kalbe yakın tutma. Olabilir tabii, yanlış yani, oldu. Çalar, kalp ritmini bozar, ritmi durdurur. Allah muhafaza. Bu konuya da dikkat edersek herhangi bir sıkıntı olmayacak. Zaten ne yapmaya geldik hasta. Biz burada oturuyoruz. Kızımı gezdirmeye getirdim parkta. Ha, bunları şimdi gezdirmeye getirmedin. Evet. Sadece kızı getirdin. Kızımı, oğlumu, evet, öbür oğlumu da torunum. Torunun. Evet. Maşallah cümbür cemaat gelmişsin. Senin mi kızın? Evet. O abla. Evet. Kaç yaşındasın sen abla? Sen kaç yaşındasın abla? 35. Maşallah. Gel sen bir. Burada mı yaşıyoruz? Yok, tatil amaçlı geldim. Nereden geldik? İzmir'den geldim. Sen de mi İzmir'den? Evet. Doğal olarak annen nerede? Ben oradayım değil mi? Yani. İzmir mi güzel, Malatya mı güzel? Samimiyetinle cevap bekliyorum. Ya Malatya'mız tabii bambaşka. Ha, Malatya ile ilgili bir şarkı söylesene bana. Bulunmaz eşin diyoruz tabii ki. Hadi bir söyle bir bakayım. Yok söyleyemem. Sesim güzel değil, yok. Kızım söylesin. Ya tamam. Hayır, dayım çok güzel söylüyor şarkı. Dayıya gideceğim, babam söylüyor. Babaya gideceğim, amcam söylüyor. Ben bütün sülalenizi taaf edeceğim. Anne sen söyle. Ben söyleyeyim ben. Güzel bir söyle. Ben bir Yasin okuyayım o zaman. Ok hadi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'an hakim. Ne kelemnel mürselin. Ala sıratı mustakim. Tenzil azizurrahim. Etüzre kayme mayüzra ve ihbem gafilun. لَقَدْ حَقَّ قَالُوا لَا اِكْسَرِ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِيَا نَغْمَا الٰلًا فَيْرِزْغَنْ فَهُمْ مُكْمَهُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِدِهِمْ سَدًّا خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاخْشَيْنَا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ذِكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْيِي وَنُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Tamam, bitti bir sayfa. Ağzına yüreğine sağlık, evet, gerçekten. Sağ az buçuk da... Evet, bir sayfası okudum. Hah, biliyorum. Çünkü ben de ezbere biliyorum. Gerçekten. Ha, az buçuk da kelime eksiği yutsan da... Evet. Ve bu yaşa oranla tebrik ediyorum seni. Çabuk konuşmama bağlı da. O zaman son olarak ne söylemek istiyorsun bize? Son olarak Malatya'mız çok güzel. Dini, imanlı, Müslümanımız çok oluyor. Toplantılarımız var mesela. Cuma günleri, Perşembe günleri. Çok güzel yani yetişilen öğrencilerimiz var. O zaman şöyle yavaş yavaş gidelim. Hele bir Tosun Paşa'nın liderinin yanına gidelim. Merhaba ben. Abi ya sen ne güzel başladın. Merhaba abi, iyi akşamlar dedi. Hiç yok da demiyorsun ha. Vallahi billahi. Seni bir tanıyabilir miyiz ben, abi? İsmim Yusuf. Malatya'lıyım kendim. Evet. Annemle babamla beraber, ailemle beraber gezmeye geldim buraya. Kendim İstanbul'da çalışıyorum. İstanbul'da özel güvenlik olarak. Security. 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 Evet.
O zaman şöyle güzel bir şarkı dinleyeceğim senden. Neyi söyleyeyim mesela? İstanbul. Güzel, bildiğin bir şey söyle. Orhan Gencebay'da değil de ben şey söyleyeyim. Ya da bir ilahi ha? Söyle bize. İlahi şimdi, değil de şimdi fazla ha. Onu... Hani şöyle mesela fazla anladım. İlahi bilmenin var. Bilin de var mesela. Doğru, sen de söylüyorsun. Malatya'mızın türküsü olarak mesela neyi söyleyebilirim? Yüksek hayvanlarda bülbüller öter. Bülbülün figanı mesela. Şarkı şeklinde söyle ha? Abi, ben de biliyorum. Yüksek yüksek... Yüksek hayvanlardan bülbüller öter. Yüksek hayvanlardan bülbüller öter. Bülbülün figanı aleme yeter. Bülbülün figanı aleme yeter. Benim çektiklerim ölümden beter. Benim çektiklerim ölümden beter. Gel anam gel bacım, gelin olasın. Takılı kal, kaset takılı kaldı. Değiştir abi, değiştir. Çarşamba gecesi. Hareketliye gir, hareketliye gir. Oynak bir şey çal. Neyi söyleyeyim? Kaseti değiştirelim. Şimdi valla. Evet. Malatya'yı böyle bir şey yapsın. Karımı he? Anladım. O arabeske giriyorsun sen ya. Böyle birazcık oynak bir şey çal ya. Neyi söyleyelim? Valla iki kere iki dört eder. Malatya Malatya bulunmaz için. Bunu biraz hareketli versiyonunda söylesin abi. Abi heyecana girdi ya ama küstüm abi. Ben sana küstüm ya. Vallahi ya. Yok abi. Abimin sesi güzel ya. Ben size çok teşekkür ediyorum. Abim de sanki plajda takılıyorsun maşallah. Evet sevgili usta TV dostları, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İzlemeye devam ediyoruz. Evet sevgili usta TV dostları, şöyle birlikteliğimize Afşafer'la devam edeceğiz. Ne Şafer derseniz ikinciyi tekrar edemeyeceğim. Çünkü çok saçma bir şey oldu ya bu. Afşafer nasıl bir şey ya? Oynayacak mısın sen canım benim? Evet şöyle ablamın karşısına geçelim mi ya? Ablamla birlikte yapmak istiyorum. Gel, gel. Merhaba. Merhaba. Geçebilir miyim acaba? Ablamla birlikte... İç inme abla sen. Ben ablamla birlikte bakalım nasıl yapacak. Tabii bu arada da konuşalım. Merhaba. Merhabalar. Kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Yıl olmadı, aydır. Aydır belli oluyor çünkü ayaklar lastik gibi, benim bacaklar açılmıyor. Nasıl, faydasını görüyor musun abla? Yani evet, bayağı bir faydası var yani. Kaç kilo başladık bu işe? 60'tık, 54 falan olduk, 55-54. Yani bir ayda 6 kilo verdik. Öyle. Ama tabii bunun yanında diyet de var. Nasıl bir diyet? Yemelerden falan kısıyorsunuz haliyle. Ve sen neler yiyorsun? Abla maşallah bacağını sıfır açıyor ya. Benim ayak kaydı abla, bir dakika duralım abla. Şöyle bir konuşalım şimdi. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Çok güzel yapıyorsunuz. Onun için ben düşmemek için zor durdum. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok, daha bakımlı ve daha iyi olursa daha çok seviyorum. Daha çok çocuk parkından daha uzak yerlerde olmasını istiyoruz yani. Anladım, anladım. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili Ustad TV dostları, birlikteliğimiz devam ediyor. Ablam hiç durmuyor. Abla ben inebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Dur, inelim. Evet, ablam da çok teşekkür ederim. Programımız devam ediyor sevgili Ustad TV dostları. Bakalım Abdullah Gül Parkı'nda kimlere denk geleceğiz? Ve şurada bir ailemiz var. Ve bir tane annem, böyle hanım hanım oturmuş. Biz de annemizi yanına geçeceğiz. Şöyle kocaman bir merhaba diyeceğiz merhaba. Annemize. Merhaba anneciğim. Merhaba yavrum. Nasılsın anne, iyi misin? Teşekkür ederim yavrum, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Hayırdır, burada ne işimiz var? Burada ne bileyim, valla biz de buraya pikniğe geldik. Sizleri de gördük, memnun olduk. Hoca mı getirdi? Evet. Bey getirdi. Evet. Dedi, kalk hanım hazırlan, parka mı gidiyoruz dedi. Ne dedi, sen aynen mi teklif öyle, ettin? Kızım, ben de söyledim, o da söyledi. Ondan sonra kızım Adana'dan geldi, onlar da getirdi misafirleri. İşte evet. Beraber burada bir... Piknik yaptık, evet. Sen ben gelirken ne, bir şey dedin, ne ye dedin sen bana? Karpuz ye dedin. Bir daha söyle. Karpuz dedin. Karpuz ye. Şöyle bir ekrandakilere bir bak.
kameraya bak. Oğlum ya evet, görüyorum. Dur, bir şey diyeceğim. Vallahi olmaz. Peki, gelin birlikte karpuz yiyelim diye. Evet. İzleyicilerimize söyleyelim. Evet. Buyurun gelin hep beraber karpuz yiyelim. Oldu? Çok güzel vallahi. Buyurun gelin hep beraber karpuz yiyelim dedi. Evet, karpuz da zaten tek bana yeter. Yo yo, var var. Oho! Oho! Gelin hele şöyle, buyurun gelin. Hadi evet. Gelin. Evet sevgili Vustat amcacığım. Kimsiniz siz? Ben onun kocasıyım. Of, hitaba bak. Ben onun kocasıyım. O kim? Ailem. Bak ne desin? Eşim desin. Ne dedi o? Karım dedi. Öyle mi dedi? Öyle mi? Öyle dedi herhalde. Şimdi birazdan dövüştüreceğim, ondan sonra biz buradan kaçacağız. Evet sevgili Vustat TV dostları, bakalım daha kimler ekranlarımıza yansıyacak. Takip etmeye devam ediyorsunuz. Afiyet olsun. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyoruz acaba? Oturuyoruz, çay içiyoruz. Çekirdek çıtlatıyoruz anam. Anne ne çıtlatıyorsun? Çekirdek. Hele bir çıtlat nasıl çıtlatacaksın? Diş yok. Nasıl o zaman yiyorsun? Diş yok. Avucunu aç bir. Aç. Diş yok maşallah. Doldurmuş. Hele sen bir çıtlat nasıl çıtlatacaksın? Çıtlatıyor bayağı. Hele bir çıtlat hele. Oh. Oh ne güzel, ne güzel Afi. Yok sağ ol, teşekkür ederim. Size iyi takılmalar, iyi çekirdek çıtlatmalar. Evet devam ediyor programımız. Ve şurada tavla oynayan gençlik. Çok severim tavla oynayanları. Hocam yanlış yere attın arkadaş ya. Bu nasıl bir oyun ya? Sen ne yapayım hocam ya, taş. Taş çal derken yakaladım ya. Ne yapıyor, kim yeniyor? Aa buradan aldım. Vallahi ellemesem ben yenidim ama. Şimdi kim yeniyor? Ne yapmasam ne oluyordu? Karışmasam ben yenidim ama. Ya ne bileyim o nasıl. Hocam bir baksana bir. Ne kadar güzel bakıyorsun ya. Bir daha baksana. Teşekkür ederim. Hadi bir de oraya bak. At hele bize. O nasıl bir atma şekli ya? Bana at dedin Hüseyin ya, bana demedin ki. Ha o zaman ver. Bakma ya bak. Al şunu. Al sen bir at bakayım. Yazık var olsun. Niye güzel attın onu? Nasıl güzel attın? Onunla kapı olmuyor. Kimin doğum günü? Bütün ekran gördü. Ha ne oldu? Hadi. Hiç güzel bir görüntü olmaz. Kimin doğum günü? Ablamın. Ablan kim? Doğum günün kutlu olsun abla. Teşekkür ederim. Nasıl bir duygu? Ailecek gelmişsiniz herhalde. Yani. Vekil olarak kimi seçiyorsun konuşması için? Valla konuşmasak daha iyi olur. Çok güzel olur. Seni alayım ya. Bana bana ver. Sen konuş o zaman. Anne mumları bana ver dedim. Burada kimse konuşmuyor. Sen konuşacaksın mı canım benim? Vallahi güzel şeyler söyle. Gel dön böyle bir. Dön. Merhaba de. Merhaba. Nasılsın de? Nasılsınız? Neredesiniz de? Niye? Ne diyeceğim dedim. Ben de söyleyeceklerini söyledim. Anadolu'nun bağrı Malatya'dayız işte. Vay senin Allah'ına kurban. O zaman güzel bir şarkı bekliyorum senden. Benden şarkı almayın. Niye? Herkes kaçar. Olsun bak ablanın doğum günü var. Onun için bak, doğum günü şarkı söyle. Bağdış. Sen gel böyle gel. Bir doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce de. Gel böyle gel, kaçma gel buraya. Evet bir doğum günü şarkısı. Bağdış çok iyi söyler. Ya ben senden de istiyorum ama. Ama lütfen. Ben söyleyemem. Lütfen bir sefer. Kırma lütfen. Ama harbiden herkes kaçar. Ya ağlama boş ver gel söyle. Gel böyle. Gel tamam o zaman bir tane şarkı söyle. Ne söylesem güzel bir şarkı söylesene. Ben şarkı söylemem. Ya doğum günün kutlu olsun diye bir şarkı söyle. Doğum günün kutlu olsun İkdir abla. Çok güzel bir şarkı geldi sana gerçekten. Hayatın boyunca bu şarkının namesini unutma. Doğum günün kutlu olsun İkdir abla. Evet sevgili Vustat TV dostları, birlikteliğimiz devam ediyor aileye. Hatta ablamıza iyi ki doğdun diyoruz. VTV ekibi olarak televizyonda da izlersiniz bu anı. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Müsait miyiz? Tamam, amcamın yanına geleceğim. Selamünaleyküm amcacığım. Aleykümselam. Nasılsın amcacığım, iyi misin? Sağ ol, teşekkürler. Kısaca seni bir tanıyabilir miyiz? Emekliyim. Malatya Belediyesi'nde. Başka soracak bir şey varsa. İsim yok mu amca? Hayri Kayış. Efendim? Hayri Kayış. Hayri Bey.
Hayri Bey aileyle geldik herhalde. Evet. Ne güzel, ne güzel. Gerçekten çok güzel. Ve ablam merhaba. Merhaba. Baba mı? Evet babam. Maşallah, maşallah. Bu da? Hanım. Oo, anne de maşallah. Bu da gelin herhalde. Hepsi kız. Ha, aile. Ben dedim bir tutturmaya çalışayım dedim de hiçbirini tutturamadık. Damat Bey. Ne zaman evlendiniz Damat Bey? 98. 13 yıl oldu. 13 yıl oldu. Evet. Yenge nerede? Burada. Ha pardon ya, ben komple karıştırdım yiyeceğini ya, bir aile ferdini. Bu ne? Üzüm. Bu ne abi? Ha bu şekermiş ya, ben sandım üzüm. Evet, üzümden bir tane. Siz zaten deseniz de demeseniz de ben tadına bakacağım. İso Serdar damgasını vuruyoruz biz buraya. Bu kimin çayı? Konuşmadım. Size iyi eğlenceler diliyoruz. İyi akşamlar. Evet sevgili Usta TV dostları, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve şöyle bir amcamın yanına gelelim. Merhaba amcacığım. Merhaba. Nasılsın amcacığım? İyi teşekkür misin? Ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şöyle bir çekirdek çıtlamanı gördüm de çok hoşuma gitti o çıtlatma. Yok, ben ilk defa aldım. Yemiyorum. Yemiyorum nasıl? Yok yok, yemiyorum. Bir çıtlat ile, bir çıtlat, bir ses gelsin be. Amca sen ne yaptın? Parçaladın çekirdeği ya resmen. Vallahi billahi. Anneciğim merhaba. Merhaba. Amcayla yan yanasın ha. Evet. Hele amcaya bir sevgi sözcüğü söyle hele. Ne söyleyeyim? Sevgi sözcüğü. Gençken nasıl kandırdın amcayı? Kandırmadım amcanı. O mu seni kandırdı? Evet. Amca nasıl kandırdın? Cevaba bak. Muhammedciğim. Ne vardı anneciğim? Amca? Yayınında görücü usulü bizim. Balkondan mı kaçırdın? Hayır. Görücü usulü, büyüklerimiz geldi, baktı, beğendi, evlendik. Nasıl gittiniz lan? İşte büyükler söz şey yaptı. Oo, annemin göz rengine bak ya. Biz de... Allah bağışlasın. Anneciğim gözlerini bir kırpma, bir ekrana bir baksana, bir ekrana bak. Gözlere bak ya, Allah nazardan saklasın. Amca. Sen nasıl kandırdın annemi? Kaderde varmış onun için. Siz de mi görücü usulü? Yoksa kaçırdık mı? Yok, eskiler hep görücü usulü. Şimdikiler ne olduğu belli olmuyor. Kaçıramıyoruz. Evet, severek evlenenler, evlilenler, evli. 50. yıldayız bu. Maşallah, Allah uzun ömürler versin. Şimdikiler 50 gün gitmiyor. Çok teşekkür ediyorum size. İyi çekirdek çıtlatmalar. Görüşmek üzere. Başka zaman inşallah, başka zaman. Abi kolay gelsin, merhaba. Biraz bekleteceğiz abi, birazcık. Şu, bunu ben alayım abi. Şöyle düşmesin öncelikle. Ve gerçekten öncelikle ben bir konuşayım. Ondan sonra da abi seninle birazcık röportaj yapacağız tabii. İşinden birazcık alıkoyacağız, kusura bakma. Evet sevgili Vuslat TV dostları, şu anda Abdullah Gül Parkı'ndayız. Ve bu parkta röportaj yaparken bir şey dikkatimi çekti. Ne çekti? Temizlik. Gerçekten temizlik çok dikkatimi çekti. Ve buradan ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu parka sahip çıkalım. Yediklerimizi yere atmayalım. Çöplerimizi yere atmayalım. Ve her yerde hemen hemen çöp bidonları var. Evet. Ve çöp bidonlarını atarsak çok güzel olur. Abilerimiz, gerçekten tebrik ediyorum sizi. Ve abi, şöyle, genelde gündüz mü, akşam mı temizliğe çıkıyorsunuz? 3'te 3.11. 3.11, evet. Vardiya sistemi mi evet, oluyor? Evet, vardiya sistemi oluyor. Temizlerken genellikle ne atılıyor buraya? Çekirdek. Çekirdek atılıyor. Ve söylemek istediğin ne var burada? Söylemek istediğim, halk duyarlı olsa bu çekirdeği yere atmasalar, çöp poşetler var, çöp poşetlerini atsalar, ortam daha güzel, çevre sağlığı içine bu yeşil alanı korumak amacıyla, yani daha güzel, daha temiz bir çevre olur. Gerçekten. Ama halkımız yani bu konuda duyarsız, yani şehirde poşet verildiği halde hep masaların altına bakarsanız ben böyle tertemiz hemen yaparım. Hemen. Ondan sonra fark ettim bu masa altlarını. Arası ve direkt zaten çekimde direkt dikkatimi çeken sizin temizlik yapmanız. Bir röportajımı bitirmem gerektiydi. Dedim ondan sonra geleyim bir abilerimize bir soralım.
Gerçekten güzel bir projeye imza atılmış Malatya Belediyesi olarak ve sizlere de bu işte kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz ve gerçekten parkımıza sahip çıkalım ve çekirdeklerimizi çöp poşetine atalım. Sizden istediğim bu. Peki bize düşen ne? Burada bize düşen ne? Size düşen vatandaşı daha güzel bir şekilde aydınlatmak ve ilgilenmeniz. O zaman hadi beraber bu görevi üstlenelim. Gerçi ben üstlendim. Ekrana bakarak ne söylemek istiyorsunuz? Onu bir yansıtabilir miyiz? Benim söylemek istediğim şu vatan... Ekrana bakacağız. Bana bakma. Ben duyarlı bir insanım. Söylemek istediğim vatandaşın daha dikkatli, temiz bir Malatya için el ele aydın bir şekilde yani yürütmemiz, gençlere, gelecek nesile temiz bir yeşil alan bırakmamız yani. Benim tavsiyem budur. Çok teşekkür ederim. Ülke hepimizin ülkesi. İnşallah bu söylediklerin yerine ulaşmıştır ki eminim i̇nşallah, ulaşmıştır. Inşallah. Malatya halkı da bu konuda gerçekten duyarlı insanlar. Tabii bizdeki bir şey var. Uyarılmadan yapmıyoruz. Tabii. Doğru söylüyorsun. Biz önce uyarılacağız ki yapalım. Tabii, doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Benim vatandaşlar sizi uyarması lazım yani. Yani çok teşekkür ederim gerçekten. İyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyoruz. Ve sevgili Vuslat TV dostları, bugün programımızı kısa keselim. Neden kısa keselim? Gerçekten bütün aile böyle tatlı tatlı açık alanda ve ağaçların altında muhabbetini devam ettiriyor. Bize ne düşüyor? Onlara iyi eğlenceler dilemek düşüyor. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, umuda giden yollarınız aydınlık, hayata dair beklentilerinizin tümü gerçek olması dileğiyle, sizleri önce Allah'a, sonra sizleri size emanet ediyorum. Bir başka programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın efendim.